Seyit Salih Özcan Hoca Efendi, Mehdi gelmiştir. Talebesi oluruz inşallah. Mehdi gelmiştir. Talebesi oluruz inşallah. Allah bize talebesi yapsın inşallah. Hepimiz inşallah. Biz ölmeden evvel onu görmek Cenab-ı Hak'tan tazarru ediyoruz. Üstad Hazretleri size söylediği her şey çıktı değil mi bugüne evet, kadar? Evet, bak şimdi bak sana söylüyorum. Şimdiye kadar üstadın yanında kaldım, ne kadar kelime söylemişse hepsi çıktı. Hulusi abi de söyledi. Albay Hulusi var ya. Yahya'ya gir. Bravo. Yahya'ya gir. O da dedi ki ben üstadla bu kadar kaldım. Ne söylediyse hepsi çıktı. Bu da çıkacak dedi. Size ne söylediyse çıktı. Cumhurbaşkanıyla görüşeceksiniz. Devlet başkanıyla dedi. Evet dedi. Çıktı. O kabrimi görmeyeceksiniz dedi. Evet, çıktı. Çıktı. Mehdi'yi de göreceksiniz dedi. Göreceksin dedi. Üstad Hazretleri'nin çok kerameti var tabii. Yani bu yönde söylediği gaybi şeylerin hepsi çıkmış. Evet çıktı. Ne dediyse çıktı. Hepsi çıktı. Bir hafta sonra ben tekrar geldim. Gelince o zaman şey vardı. Uzatmalı bir çavuş var orada. Dedi ne geziyorsun burada? Dedim üstadı ziyaret etmeye geldim. Dedi bak bir daha gelirsen seni bir içeri atarım. Sen buradan 6 ay çıkamazsın. Dedi. Senin talebelik hayatın yok olur dedi. Ben tabii korktum. Hakikaten yalan değil yani. Korktum. Deyince sonra üstadın yanına bir daha uğradım. Üstad dedi ne dedi sana? Dedim bire bire. Dedi, korkma korkma. Ben hayattayken seni hiç hapse koymayacağım. Dedi. Ama ben öldükten sonra başına ne gelirse ona karışmam. Maşallah. Hakikaten üstad hayattayken 42 tane mahkemem var. 38 tane hüküm giydim. Bir de 6 ay sürgün Çorum'a. Hiçbirisine hapse girmedim. Şeye, defterleri aktarırken bir yere şeyin arkasına düşüyor, dolabın arkasına düşüyor. Ben kurtuldum. Tam sonra 1980 şeyin ihtilalinde beni içeri aldılar. Bu şekilde oldu işte. Üstadın kerameti yani. Vallahi bir şekilde işte, bu şekilde oldu. Girmedim. Ben girmeye yatmadım işte. Subhanallah, maşallah. Hocam bir de Mehdi'nin birinci vazifesi olarak Üstad Hazretleri yine Emir Dağ'la alakasında bahsediyor. O şahsın, o zatın, Mehdi'nin diyor en önemli vazifesi diyor. O maddiyun tabiyun felsefesini evet. Tam susturacak tarzda evet. Fen ve felsefenin saldırmasıyla diyor hastalığıyla insanlığın içine girmesiyle tam susturacak diyor maddiyun ve tabiyun. Ve böylece imanı kurtaracak diyor. Doğrudur. Bugün felsefenin uydurma şeyleri var ya, felsefenin anlattıklarını şeyi anlatıyor da Darwin dediğimiz zaman dedi bunlar nedir bunlar? Hepsi uydurmadır bunlar. Sen asıl Kur'an felsefe, en büyük felsefe Kur'an'ın içindedir dedi. İslam'ın felsefesi ama. İmam Gazali bunun bir en iyi üstadlarından birisidir bu. Maddiyum ve tabiyum felsefesinin yani materyalizm ve yani, tabiatçılık yani darwinizmi evet. Tam susturacak tamam. Diyor Mehdi'nin ilk vazifesi. Evet doğrudur. Mesela bak şimdi onun için adına hocayı seviyorum Allah bilir bunun içindir deyince o darwin arayında yıkınca kafamızda hep şey etmişlerdi. Küçüklüğümüzden beri kaç defa söyledikse ya hocam nasıl olur bu ya diyoruz. Yok değil yok efendim şeymiş ondan sonra şeyde küçük karıncadan ondan sonra büyüyor, bilen insan oluyor. Bilen. Bu olmaz diyor. Allah insanı insan yaratmış diyor. Hazreti Adem şükür de diyoruz. Ama elhamdülillah. Adem Hoca da ispat etti. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Ne demek yani? Cümlemizden inşallah. Ya.